Kendi kendine meme muayenesini sık sık duyuyorsunuzdur. Aslında bu çok önemli bir şey. Öncelikle kişinin kendi vücudunu tanıması çok önemli. Menopoz öncesi dönemde ayda bir, adet dönemi bittikten 4-5 gün sonra. Menopozdan sonra ise her ay sizin koyacağınız belli bir günde kendi kendinizi muayene etmeniz çok değerli. Büyük daire, daha küçük daire ve meme başını ve koltuk altını muayene etmekte fayda var. Önceleri muayene ettiğinizde bir şey anlamayacaksınız fakat zaman içinde kendi anatomik yapınızı öğreniyorsunuz ve farklı bir şey geliştiği zaman hemen hekime gitmekte fayda var. Bize hastaların en sık gelme nedenlerinden biri memede sertlik yani kitledir. Bunların çoğunda iyi huylu bir sebep yatar, kötü bir şey değildir. Ama nadiren kötü bir şey olabilecektir. Dolayısıyla mutlaka muayenesinin ve tetkiklerinin tam olarak yapılması gerekir. Fibroadenom bizim en sık gördüğümüz meme kitlesidir. Bunun kanserle bir ilişkisi yoktur. Ama tanısının konması muayeneyle, görüntülemeyle, gerekirse biyopsiyle gerekir. Fibroadenomun kendisi kanserleşmez ama çok nadiren içinde kenarında kanser olabilmektedir. O bakımdan takibi önemlidir. Meme başı akıntıları da sık görülen şikayetlerden birisidir. Genellikle sebebi masumdur. Fakat meme başından kanlı bir akıntı geldiği takdirde bir de memede ona eşlik eden bir kitle varsa bunun altında bir tümör yatabilir. O bakımdan önemlidir. Mutlaka meme başı akıntısıyla gelen bir hastada gereken muayenedir, tetkiktir, hepsinin yapılması ve altında ciddi bir sebebin olup olmadığının ortaya konması gerekir. Hastaların bize en çok gelme sebeplerinden birisi de ağrıdır. Genellikle bunun altında kötü bir şey yatmaz. Genellikle hormonal değişimlerle beraber olan bir durum. Ama yine de araştırılmayı hak eder. Enfeksiyon sık tekrarlıyorsa hem adını koymak hem de bu işi bitirmek adına bir cerrahi girişim düşünmek gerekir. O bölge komple cerrahi ile temizlenir, çıkan parça da patolojiye gönderilir. Bu şekilde daha kalıcı bir tedavi üretilebilir. Daha önceki muhtelif konuşmalarımızda meme kanseri tanısı konulduğunda muayenenin, görüntülemenin ve biyopsinin değerinden bahsetmiştik. Bunların hepsi tanı koymak için bize faydalı, tedaviyi belirlemede faydalı. Fakat bu arada eğer hasta gençse, ailede erkek meme kanseri varsa, ailede bilateral iki taraflı meme kanseri varsa, birden fazla kişide meme kanseri varsa, bu ailede bir genetik ya da ailesel bir meme kanseri olmasın diye araştırma yapmakta fayda var. Bizim meme kanseriyle ilgili BRCA1, BRCA2 dediğimiz meme kanseri olma olasılığını gösteren genetik bozukluklar söz konusu. Bunlar varsa %70-80 oranında meme kanseri, %40 oranında kabaca yumurtalık kanseri gelişebiliyor. O bakımdan bazı özellikli durumlarda gen testlerini de yapmakta fayda vardır. Biz meme kanserini genellikle 40-50 yaşlardan sonra görüyoruz. Daha seyrek olarak da daha gençlerde görüyoruz. Şunu bilmemiz lazım, gençlerde bu hastalık daha sıkıntılı seyrediyor. Dolayısıyla gençlerde böyle bir tanı konulduğu zaman bir an önce tedaviye başlamamız gerekir. Evet, vardır. Bazıları daha saldırgandır, bazıları daha uysaldır. Dolayısıyla tipine göre biz tedaviyi düzenleyebilmekteyiz. Daha agresif olan, daha saldırgan olan tiplerde kemoterapiyi öne çekebilmekte, cerrahiyi sonraya koyabilmekteyiz gibi. Neoadjuvan tedavi şudur. Genellikle biz meme kanserini tedavi etmeye ameliyatla başlarız. Fakat bazı durumlarda kemoterapiyi önce yapmak isteriz. Bunlar nelerdir? Hastalık eğer lokal ileriyse, birazcık ilerlemişse ya da kanser hücresinin biyolojik tipi biraz daha agresifse o durumda önce neoadjuvan kemoterapi verip hastalığı geriletmek ve sonra da cerrahi yapmak isteriz. Şöyle düşünmelidir. Hastalığı birazcık ilerlemiş olabilir ya da kanser hücresinin biyolojik tipi daha saldırgandır. Biz önce bunlara neoadjuvan kemoterapi veriyoruz. Bu şekilde hastalığı geriletiyoruz ve hastalık gerilediği zaman bu hastanın daha sınırlı bir cerrahi ile daha iyi sonuç almasını da sağlamış olabiliyoruz. Aslında öyle görmemek lazım. Meme kanseri erken tanı konulduğu takdirde ölümcül bir hastalık değildir ve de en az tedaviyle en iyi sonucu almak mümkün ve bunu atlatmak mümkündür. Öncelikle hastayı muayene ediyoruz. Elimize bir kitle gelebilir, gelmeyebilir. Akabinde koltuk altını muayene ediyoruz. Daha sonra görüntülemelere geçiyoruz. O da yaşa göre değişiyor. Ultrason olabilir, mamografi olabilir, birlikteliği olabilir. Gerektiğinde MR.
Bundan sonra yapılacak olan şey biyopsi. Biyopside de keserek değil, ince ya da kalın iğne biyopsi dediğimiz yöntemleri uyguluyoruz. Bunun hastalığın adını koyabiliyoruz genellikle. Ayrıca gerektiğinde tüm vücudu da tarayabiliyoruz. Bunlar elimizde olduktan sonra yola çıkıyoruz. Burada da genellikle ilk yapılacak iş ameliyattır. Fakat bazen bunun sırası değişebilir, kemoterapi öne geçebilir gibi. Yaklaşık 100 yıl meme kanserinde memenin tamamı alınmaktaydı. Koltuk altı da genişçe temizlenmekteydi. Daha sonra gösterildi ki daha sınırlı cerrahilerle aynı sonuçları almak mümkün. Aynı sağ kalımı almak mümkün. Özellikle kemoterapideki gelişmeler, radyoterapideki gelişmeler bize bu konuda yardımcı olmuştur. Dolayısıyla çağımızda çok yaygın tümör olmadığı durumda, çok büyük tümör olmadığı durumda memenin tamamını almaya gerek yoktur. Aslında yaklaşık 100 yıl bu yapıldı. Fakat 70'li yıllardan itibaren özellikle ünlü İtalyan cerrahı Veronesi'nin de başlatmasıyla beraber memenin tamamının alınmasının şart olmadığı anlaşıldı. Özellikle memenin tamamının alınmasıyla sınırlı alınıp üzerine de radyoterapinin eklenmesi durumunda beklenen sağ kalım aynı olduğu gösterildi. Dolayısıyla birçok durumda memenin tamamını almak gerekli değildir. Ana patoloji sonucu çıkacak. Buna göre bu durum konseyde değerlendirilecek. Kemoterapi mi gerekiyor, radyoterapi mi gerekiyor, onları göreceğiz. Ayrıca ilk 3 sene 3 ile 6 ayda bir hastayı görmemiz gerekir. Daha sonra 6 ayda bir 2 senede 2 sene boyunca görmemiz gerekir. 5 yıl oluyor. 5 yıldan sonra da senede bir hastayı görmemiz gerekir.